İtalyanlar 56 gün sonra sokağa çıktı. Hayalet kente dönen yerleşim yerleri yeniden hareketlendi. Roma'nın merkezinde Pantheon Tapınağı'nın önündeyim ve günlerdir ıssızlığa bürünen başkent nihayet insan sesleriyle canlandı. Avrupa'nın en uzun süre karantina uygulanan ülkesi İtalya'da normalleşme sürecinin ikinci aşamasına geçildi. İmalat sektöründe ve şantiyelerde çalışan 4,5 milyon çalışan işbaşı yaptı. Aile ziyaretlerine de sosyal mesafe şartına uymak ve sorumlu davranmak şartıyla izin çıktı. Cenaze törenleri de artık yapılabiliyor. Ancak en fazla 15 kişinin katılmasına izin veriliyor. Restoranlar ve kafeler sadece paket servisi için açıldı. Müşteri kabul etmeye ise 18 Mayıs'ta başlayacaklar. Toplu taşıma yarı yarıya ya da 1/4 kapasiteyle yapılıyor. Yığılmaları önlemek için polis ve jandarmanın yanı sıra gönüllüler de hizmet veriyor. Özellikle Milano'da İtalyanlar kurallara uydular. Zaten birçok kişi de toplu taşıma araçlarını tercih etmek yerine özel araçlarını veya bisikletleri kullanmayı tercih etti Milano'da. Ülke genelinde kapalı yerlerde maske takma zorunluluğu devam ediyor. Bazı bölgelerde açık havada da maske takılması isteniyor. Yunanistan'da 42 gün süren sokağa çıkma yasağı sona erdi ve Yunanistan normalleşme sürecine girdi. Ancak bu normalleşme süreci kademeli bir süreç olacak. Planlamalara göre 2 ay sürecek. Yunanistan'da da virüs nedeniyle kapanan dükkanların bazıları açıldı. Kitapçılar, kırtasiyeler, elektronik eşya satan mağazalar, çiçekçiler, berberler ve kuaför salonları müşteri kabul etmeye başladı. Diğer perakende satış mağazaları ise 11 Mayıs'ta açılacak. Her şey yolunda giderse kafeler ve restoranlar da 1 Haziran'da yeniden faaliyete geçecek. Toplu taşıma araçlarında, taksilerde, asansörlerde, hastanelerde ve kuaför salonlarında da maske kullanımı zorunlu tutuluyor.